Belediye başkanından beklentiniz nelerdir? Valla beklentimiz... Suriyelileri bir göndersin önce abi. Yok abi, altyapıyı güçlendirmeleri ve millete göre iyi vazife yapması lazım. Özellikle de ekonomi düzeltmeleri abi. Aynen. Ekonomi düzelsin artık valla. İş yükseltmesi lazım. Çünkü işsiz oranın baya yüksek. Ya abi, ekonomi düzelsin yeter. Dışarı çıkıyoruz bir çay içemiz. Bir çay olmuş 5 lira abi, yemin ederim ki. Az önce 50 lira hesap ödedik, çıkamıyoruz. Dışarı çıkamıyoruz abi, yemin ederim. Kahveye oturamıyoruz. Öyle yani abi. Öncelikle abi Sirt'e... Abi öncelikle Suriyeliler vatandaşlarımız için iş imkanı bırakmadı abi. İş imkanımız yok. Vatandaşlarımız çalışamıyor. Her nereye girsem abi bir tane teci bulurum abi. Bir tane Suriyeli bulurum. Olmuyor abi. Buna bir el atmasını isteriz. Abicim, belediye başkanından beklentiniz nelerdir? Vallahi abi ben bir şey bilmiyorum. Boş. Başkan nasıl nasıl? Abi merhabalar. Yeni seçilecek belediye başkanından beklentiniz nelerdir diye soruyoruz da. Beklentimiz ise şehri güzelleştirmek, kaldırımların düzenlemesi bu şekilde. Vatandaşın temel sorunu nedir belediyecilikle ilgili? Belediyecilikle ilgili bu lugarların temizlenmesi, bu mesela bir yağmur yağıyor, her taraf su basıyor, onların yapılması. Mesela yılda bir anda lugarların temizlenmesi değil mi? O çevre temizlemesi, bahçelere bakılması, şu bahçelerin bir durumuna bir bakın. O yüzden budur yani. Bizim beklentimiz budur. Abicim merhabalar. Belediye başkanı adaylarından beklentiniz nelerdir diye soruyoruz da. Valla kayyum atanacaklar. İnşallah atmazlar. Beklenti, merhabalar. Belediye başkanı adaylarından beklentiniz nedir diye soruyoruz da. Belediye başkanı adaylarından. Ya Sirt'imiz için daha iyi bir gelecek istiyoruz. O kadar yani. Hizmet konusunda beklediğiniz bir şeyler var mı? Hizmet istiyoruz yani. Yani şu anda 25-30 yıldır ben Sirt'teyim. Yani daha doğru dürüst bu Sirt'in yolları düzelmiş değildir. Yani Sirt başkanımızdan beklentimiz bunlardır. Amca merhaba, belediye başkan adaylarından beklentiniz nelerdir? Valla beklentimiz bu Sirt'i güzelleştirmesi. Başka ne bekleyeceğiz ki? Hangi anlamda güzelleştirebilir, hangi hizmetleri bekliyorsunuz? Valla işte bu arsalara bunlar bir imar alanı açacak böyle. Hiç olmazsa biraz ucuzlasın bu evler. Başka işte bir yollar... Yani böyle elinden geldiği kadar zaten Sirtlidir. Kendi de biliyor ne yapacağını. Hiç olmazsa bizi AK Parti'yi de mağcup etmesin. Belediye başkanından ne bekliyorsun? İdir. Kazakının yamı boğaz. Georobuşka saat. Bu saçımda biz kazanacağız. Yani çok yorum yapacağım aslında bir şey değil. Beklentimiz belediyeciliktir yani. Gençler merhabalar. Belediye başkan adaylarından beklentiniz nelerdir diye soruyoruz da. Beklentileri karşılamayacakları için. Merhabalar. Belediye başkan adaylarından beklentiniz nelerdir diye soruyoruz da. Beklentimiz yok. Neden beklentiniz yok? Hiç yok abi, hiç yok. Hizmet olmadıktan sonra nedir? Olmuş olmamış nedir, değil mi? Ha? Şimdiye kadar hangi belediye gelip de memleketini vatan bayrağını sevmiş olan insanlar. Peki siz ne bekliyorsunuz? Sizin beklentiniz nelerdir? Huzur, mutluluk, iş sahası. Başka bir şey değil. Beklentimiz nelerdir? Abi su, bir de yollarımız çok kötü, bir de altyapı sorunu var Sirt'te. Gençler olarak ne bekliyorsunuz? Yani gençler olarak yeteri kadar aktivite alanlarınız var mı? Aktivite alanlarımız yok ama bizim su sorunumuzu, bir de yollarımızı yapsınlar. Başka bir şey istemiyoruz. Kolay gelsin, saygılar. Valla daha önce de verdim bu röportajı. O çalışsın yeterdir. Ana çalmasınlar yeterdir. Bozuk olan yolu yapsınlar. Düzgün olan yolu bozmayıp tekrardan yaptırmasınlar. Çünkü onlar da biliyor çoğu işi boşta kalıyor ya. Ama gidip bir yeri bozuyorlar. Maksat çalışsın. Ya umadım işin yok. Bir hizmet yap ya. Sirt'te çok eksikler var. Çok yol bozuktur. Çok yol şeydir. Onu yapsın. Abi insanlara iyi şeyler yaptırsınlar. Gelen oturup yiyor, içiyor, sıçıyor, bırakıyor. Yani kimse doğru düzgün gelmedi şu ana kadar. Vallahi zannetmiyorum geleceğini de. Ama inşallah hangisi faydalı ise Allah onu getir. Abi belediye başkanının beklentimiz bu şehre faydalara dokunsun. Bir de iş versinler. Zaten abi iş zaten Allah'ın emri abi, zaten işsizlik. Az önce vallahi bak 2 dakika önce biz işsizlik diye konuşuyorduk. Yani işsizlik konuşuyorduk. Diyor ki bu şehir nasıl olacak? Bu kadar işsizlik nereye kadar varacak? İlk önce temel olarak iş istidamı. İş olacak. Bak bu gençler hepsi boştadır. İş olacak. Benim de şöyle bir düşüncem var. Eğer ki bir belediye başkanından bir şeyler bekliyorsak, öncelikle belediye başkanının kendisini siyasetten biraz arındırması lazım. Çünkü bana göre belediye başkanlığını yapmakla siyaseti eş olarak götürmek biraz zordur. Çünkü siyasetten üst düzeylerden emir alırsınız. Toplumun isteklerine göre hareket etmeleri lazım. Ki bunu yapmak çok çok zor. Çünkü biz toplumsal bilince sahip değiliz o şekilde. Hangi belediye başkanı geliyorsa gelsin, Ankara'dan alınacak veya dışarıdan farklı yerlerden alınacak emirlerle hareket ediyorlar. Ve bu bizim için son derece sıkıntılı bir durum. Bir de son bir ricam var. Eğer olacak belediye başkanı bunu sonradan görebiliyorsa lütfen bu Güres Caddesi'ne bir tane tuvalet yapsınlar.
gerçek çok yani ciddi bir sıkıntı. Çünkü dışarıdan gelen millet gerçekten çok soran oluyor. Yani abi ben nereden camiye gideyim abi, cami yani çok ayıp bir şey yani. Bu gerçekten temel sorun şu an Güre Caddesi'ndeki en büyük sıkıntı da bu. İki tarafa da başarılı dün çünkü Tüzgirt'te iki şey var yani iki belediye başkanı seçili şu an yarışacak. İkisine de başarılar dileriz. Yani son şey söyleyeceğim, belediye başkanı koltukta değil toplumda olması lazım. Vallahi beklentimiz güzel şeyler. Güzel şeyler. Yeşillikler, geniş alanlar, araç sorunu, araç park sorunları bunlar. Bu kadar. Vallahi bakarlarda açık sigara satmasınlar. Çocuklar içiyor, yazıktır. Onu kapamanı istiyorum. Başka bir şey yok. Merhabalar. Belediye başkan adaylarından beklentin nelerdir? Vallahi ben hiçbir şey, hiç kimseden bir şey bir beklentim yok benim. Neden yok peki? Yani ne olacak ki? Hizmet konusunda bir beklenti var mı yok mu nelerdir? Eğer şimdi hizmet varsa gelen kişiye de hizmet edecek. Eğer şimdi hizmet yoksa gelen kişi ne yapacak? Doğru mu? Bence yani. Şimdi hizmet nedir yani hizmet? Hizmet dedim bir altyapıdır üst yapıdır doğru mu? Üst yapı ortada. Altyapıda yağmur yağdığı zaman hatta kurak havada belli oluyor yani. Kokudan olsun hatta ne bileyim tıkanık olsun. Bu her yer için de geçerlidir. Yani her Sirt için geçerlidir. Yani İstanbul'a da baksan o da aynı manzarayla karşılaşıyor. Yani bir sel felaketi hatta yüksek yağış olduğu zaman altyapıda kimse bir şey yapamıyor. Ama normalde yani kimse bir yere dokunmuyor yani. Yapılan binalara baksana. Bunların terakkisi nereye gidiyor yani? İç. Hepsi altta bir yerde sızıyor yani. Yani hizmet konusundan gelen kişi kim olursa hayırlısı kimse gelsin. Hizmet etsin. Yapabildiğini yapın. Yapamadığını ne yapacak yani? Bizim yapacağımız bir şey yok yani. Vatandaşın beklentisi nedir? Asıl sorun ne? Vatandaş herhangi bir sorun görüyor mu? Asıl sorun geçim sıkıntısı. Tek sıkıntı geçim sıkıntısı. Savaş olsa geçim sıkıntısı kadar etkili olmaz. Ben sana söyleyeyim. Diyeceksin ki niye? Çünkü ben kendim şu anda ekonomi özgürlüğümü hiç yaşayamıyorum. Çünkü elimden alındı artık. Gelen kişi belediye reisidir yani. Onun geçim sıkıntısıyla bir sorun olmaz. Çünkü o hizmettir yani. Onun hizmeti nedir? Altyapı üst yapıdır. Ama memleketin eşrefleri var. Onlar ellerini cebine koysunlar. Onlar ellerini yüreklerine koysunlar. Yani memleketin eşrefi dedim. Memleketi yöneten insanlar. Bunlar 3 kişi 5 kişidirler. Önce bunlar bir toplansınlar, ekiplerini kursunlar, hizmet nasıl yapılıyor bir göstersinler. Biz de o zaman hizmete göre onlara okey deriz. Kolay gelsin. Kolay gelsin.